Airframe'de yapmak programın yavaşlamasına neden oluyor. Benim projedeki projenin class yapısı bu şekilde. Her şeyi application class'ında yapıyorum. İlk başta human class'ını çalıştırıyorum. Eğer insan bulabildiysem object tracker'ı çalıştırıyorum. Capture'la bir sonraki görüntüyü elde ediyorum. WriteTeammate'de ekrana bilgiler veriyorum. Çaylanların sayısını ve frame sayısını yazıyorum. Timer'la da takip etmeye başladığım insan için süre tutuyorum. Bu projem için gerekli bir sonraki slide'da anlatacağım. Output'la da otomatik performans ölçümü denen bir class yazdım. Bu da bunu test aşamasında anlatacağım. Sistemin işleyişi bu şekilde. İlk olarak görüntüyü yüklüyorum ve her dört görüntüde bir işlem yapıyorum. Yani o image'i dört görüntüde bir işliyorum. Aldığım görüntüye mean filtre uyguluyorum. Uyguladığım mean filtreye nesne tarama algoritması kullanarak insan var mı diyorum. Eğer varsa o insan için o insanın takibini başlatıyorum. Yani bir de bazı initializer ediyorum. Mesela takibi şu zamanda başladı. Çünkü süreyi tutmam gerekiyor benim. Şu zamanda başladı. Ve başlangıç frame'i mesela 100. 100. frame'de ben o insanı takip etmeye başladım. Her adımda o insan için bu şurada gösterdiğim 4 dakika var hadi. Şuradan sahi 4 dakika. Tamam. Şurada gösterdiğim mavi alanın içerisinde mi değil mi diye bakıyorum. Her adımda ama takip ettiğim insanın dikdörtgeni şu mavi alanın şu çizgisini geçti mi diye bakıyorum. Daha sonra eğer geçmediyse tabii ki devam ediyorum ama aynı anda yine nesne aramaya, insan aramaya devam ediyorum. Çünkü birden fazla insan gelip onlara da aynı anda birden fazla insan takip edebilmek için. Eğer alanın dışına çıktığı anda kontrolümü yapıyorum. Eğer 11 saniyeden büyükse, yani 11 saniye o alanın içerisinde ben onu track edebilmişsem çay aldı diyorum. Eğer track edememişsem çay almadı diyorum. Buna göre bir yorum yapıyorum yani. Bu proje için temel olarak 3 tane test gerçekleştirdim. Yani genel bir gün boyunca çektiğim videolara. En başta dönem başında çektiğim videoda 67 kişi çay aldı. 32 kişi ise sadece sıcak su almıştı. Ben bu sayılara göre hata hesabı yaptım. İlk testimiz sıcak su alanları sen çay alıyor olarak düşünmedin yani. Anlamadım. Sıcak su alanları çay alıyor olarak düşünmedin. Yani şeyde hata hesabını onlara da kattım. Yani onları da bir hata olarak gösterdim ben. Yani mesela ben burada 34 kişi alacağım. 34 kişi çay almamış ama aldı kabul ettim ben. Bunlar hata olarak düşünüyorsun. Hata olarak. Sonradan kaç su aldı peki 34'ten? Onu bilemiyorum hocam. İlk testimin sonucunda şöyle bir tablo. Bu tablo şu anlama geliyor. 62 kişi çay almış ve program analizinde de ben o kişilere çay aldım dedim. 392 kişi çay almamış, program analizinde çay almadı dedim. Yani o ikisi iyi bir şey. 34 kişi ise çay almadı herhalde, ben onlara çay aldı kabul ettim. 5 kişiye de çay aldı ama ben onları çay almadı kabul ettim. Yani proje onları, yani program analiz sonucu öyle kabul etti. Bu değerlere baktığımda 39 kişi yanlış buluyorum. Toplamda 67 kişiydi. Yaklaşık %58 bir hata oranı oldu. İkinci testimde, ilk testimde ben bir kişi takip edebiliyordum. İkinci testime geçmeden önce birden fazla insan aynı anda takip etmeye başladım. Ve şöyle değişiklikler oldu. Şu şekilde tablo değişti. Deminki aynı şekilde true pozitif, true negatifler. Bu şekilde olunca 36/67'den %53'lük bir hataya düştü. Son testimde ise şu iyileştirmeyi yaptım. İnsanı histogramını oluşturuyordum takip ederken. Yalnız o histogramını oluşturduğum alan şurada yeşil bölgenin tamamında histogram oluşturuyordum. Ben sadece bunu küçülttüm ve insanı içine alacak şu omuzlardan olacak şekilde histogramını çıkardım ve daha verimli ve daha hızlı sonuç elde ettim. Bunda da şu şekilde tablo çıktı.
son testinde 23 bölü 67'den yaklaşık %34'lük bir hatayla bulmaya çalıştım. Yani program analizi bu şekilde oldu son aşamada. 390-59'a nasıl düştü? Hocam o nasıl düştü? Ben ilk başta tüm bulduğum insanları yazıyordum ben output'uma. Yani o insan böyle girip çıksa bile ben yazıyordum. Daha sonradan bir süre koydum. Dedim ki 4 saniyenin altında olan insanları yazma. Onlar zaten ya oradan geçiyordur ya bir şey alıp gidiyordur diye onları çıkarınca bayağı düştü o sayı. Ama bazı problemler oldu. Bunlar nedir? Mesela ben bir insanı takip ediyorum. Önümden bir insan, kameranın önünden başka bir insan geçtiğinde böyle hani yavaş geçerse ben o insanın takibini sonlandırıp tekrar yeni insan varmış gibi yeni insan bulup takip etmeye başlıyorum. Böyle bir sorun oluyor. İkincisi ise otomatik mi oluyor bu sence? Otomatik mi hocam? Yani program kendisi anlayıp kendisi mi yeniden takip başlıyor? İki insan aynı anda takip ederken takip ediyorum yan yanalar. Bir kişi arka arkaya geldiklerinde arkada kalan insanın takibini takibi bitebiliyor. Çünkü onu göremiyorum ve Instagram'a sürekli bir şeyim yok. Öndeki insana göre artık işlemlerimi yapıyor. Sonuç olarak bu projede insan tanıma, takip etme ve takip eden insanın yaptığı aktiviteyi yorumlayabildim. Dönem başında %80 başarı koymuştuk. Benim üçüncü testimlere görüldüğü gibi ben bu projede %66 başarıyla sonlandırdım bu projeyi. Bu kaynaklardan bazılarından yararlandım. Yani bu kaynaklar bazıları. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Çay alanı, su alanları nasıl ayırt ettin? Hocam işte onları ben ayırt hani... Etmedim. Yani hayır. 20 kişi çay almamış ama ben onlara çay aldırdım. Bunlar hayır, vardı. Sen programda ayırt etmek için ne yapıyorsun ki o ikisini? He. Ondan doğru bahsetmedim hocam. Ben ilk başta o video çekmiştim dönem başında. O video izledim ve insanların kaçıncı frame'de girip kaçıncı frame'de çıktıklarını not aldım. Ya örneğin bir insan 150. frame'de girdi, 300'de çıktı. Diğer insan 1000. frame'de girdi, 1400'de çıktı. Ben bunların hepsini teker teker not aldım. Output class'ım vardı benim. O class'ta da bir insan oraya girip çıktığında hemen kontrolümü yapıyorum. Bu insan kaçıncı frame'de girmiş, kaçıncı frame'de çıkmış. Kaç saniye durduğuna bakarak karar veriyorum. Evet, sen programda bir insan çay alıyor, su alıyor. Bunu fark etmek için bir kod yazdın değil mi oraya? Hı-hı. O kod ne diye soruyor hocam. Nasıl karar veriyor program? Evet, yani bu bir insan var orada, her gördüğü insana çay alıyor demiyor. Yok, değil mi? Değil, su alıyor da olabilir onu. Nasıl ayırt ediyorsun onu? O insanı 11 saniye boyunca... Süresine bakıyor. O mavi alan içerisinde 11 saniye durdu mu ona bakıyor. Yani demliklere dokunuyor mu diye bakmıyor. Ya da demlikler hareket ediyor mu diye aslında... Yok, bakmıyor. Sabit bir kişisel dedim, demlikler sürekli. Evet. Evet, denkleri de blok ediyorlar. Başka soru var mı arkadaşlar? Biraz geç gittik onda ya. Yoksa ikinci arkadaşa geçelim. Bora senin şeyin burada mı? Sonun yanında mı Bora? Yanında mı? Yandaysa geç öyleyse ya. Bu Fatih nerede kaldı ya? Hocam burada mı? Hocam Fatih bizim bölümden bir soru alalım.